Merhaba sevgili öğrencilerim. Kaynakları tasarruflu kullanalımla ilgili değerlendirme çalışmalarına bakalım hep birlikte. Soru 1. Çevre nedir? Açıklayınız. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre denir. Yaşadığımız çevrede canlılar ve cansızlar bir arada bulunmaktadır. Canlılar insanlar, bitkiler ve hayvanlar. Cansız varlıklar da toprak, hava ve su olarak adlandırabiliriz. 2. Dünyanın sahip olduğu kaynaklar başta temiz su olmak üzere hızla tükenmekte ve kirlenmektedir. Bu durumu önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi yapılabilir? A. Çöp ve diğer atıklar denize dökülebilir. B. Deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı arttırılabilir. C. Kanalizasyonlar dere ve nehirlere bağlanabilir. D. Atık sular arıtılarak tekrar kullanılabilir. İlk 3 madde kesinlikle yapılmaması gerekenler. Burada doğru cevabımız D seçeneği. 3. Kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini bilen bir kişi aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemez? 1. Hızlı nüfus artışı, küresel ısınma ve suyun bilinçsiz kullanımının su kaynaklarımızın azalmasıyla ilgisi yoktur. 2. Besin kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak ileride açlık sorunuyla karşılaşabiliriz. 3. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirebilmek için yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. 4. Elektrik üretmek için kömür, doğal gaz ve su gibi kaynakları kullanıyoruz. Elektriği bilinçli kullanmazsak bu kaynakları tüketmiş oluruz. Burada yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Onlara bir bakmak istiyorum sizinle. Yenilenebilir enerji tükenme hızından daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Örneğin güneşten elde edilen enerji ile çalışan teknolojik ürün bu enerjiyi tüketir. Fakat bu tüketim güneş enerjisini düşündüğümüzde çok azdır. Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarındandır. Çok uzun zamanda oluşan bu yakıtlar bilinçsiz tüketildiğinde tamamen tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öyleyse buradaki cevabımız B seçeneği, yalnız 1. 4. Aşağıda verilenlerden hangisi suyun hayatımızdaki önemini ifade etmez? A. Yaşamımız için en temel besin kaynağı sudur. B. Vücudumuzdaki sistemlerin ve organların dengeli ve düzenli çalışabilmesi için suya ihtiyaç vardır. C. Bitkilerin ve hayvanların suya ihtiyacı yoktur. D. Temizlik amacıyla kullanırız. Kişisel bakım, kıyafetlerimiz ve çevremizin temizliğinde kullanırız. Buradaki doğru cevabımız da C seçeneği. Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için suya ihtiyacı vardır. 5. Aşağıda verilenlerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanımına örnektir? A. Klima çalışırken pencereleri açarım. B. Tek kullanımlık pil kullanırım. C. Dişlerimi fırçalarken suyu kapatırım. D. Bilgisayarı kullanmadığım zamanlarda açık bırakırım. Çevreyi düşünüyorsak cihazlarımızda şarjlı pilleri kullanmalıyız. Bu sayede birkaç yılda yüzlerce pil kullanmak yerine 10 pille idare edebiliriz. Şarjlı pillere ödeyeceğimiz para tek kullanımlık pillere ödeyeceğimiz paradan fazladır. Ama uzun sürede düşündüğümüzde hem kendi bütçemiz hem de çevremiz için avantajlı duruma geçeriz. Buradaki doğru cevabımız da C seçeneği. 6. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Besin, elektrik, su gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizdeki nokta nokta kullanırız. Buraya kaynakları gelmesi gerekiyor. Besin, elektrik, su gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizdeki kaynakları kullanırız. Kaynakları gerektiğinde ihtiyacımız kadar kullanmaya tutumluluk denir. Çevremizdeki kaynaklar sınırsız değildir. Bir mal veya hizmet alırken ihtiyaçlarına öncelik veren kişiye bilinçli tüketici denir. Kaynakların tutumlu kullanılmasına tasarruf denir. 7. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise de yanlış ise Y yazalım. Küçük gelen giysilerimizi çöpe atmamalıyız.
Bunu ihtiyaç sahibi olan başka kişilerle paylaşabiliriz. Öyleyse doğru diyoruz. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Doğru. Televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız. Doğru. Bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz. Doğru. Giysilerimizi tamir ettirip tekrar giyebiliriz. Doğru. Yemekte tabağımıza istediğimiz kadar yemek doldurabiliriz. Yanlış. Burada yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Sınıfımızda ders yaparken elektrik lambaları her zaman açık olmalıdır. Yanlış. Eğer güneş ışığı yeterliyse sürekli elektrik lambalarını açmamıza gerek yoktur. Televizyon, bilgisayar ve diğer cihazları aynı anda kullanmalıyız. Yanlış. Babamızın cep telefonuyla oynayarak internet limitini hemen bitirmeliyiz. Yanlış. Cep telefonunda arkadaşımıza seyrettiğimiz bir filmi anlatmamalıyız. Doğru. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aydınlatma için tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Doğru. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta çalıştırmalıyız. Doğru. Kaynakları tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Bunları zaten konu anlatımında görmüştük. Buradaki doğru cevabımız da A seçeneği. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.